Birebir programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ferhat Çulcuoğlu. Ferhat, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, yorucu bir kamp dönemi geçiyor. Samsun'da başladık. Bolu, tekrar Samsun ve şimdi Erzurum'dayız. Nasıl geçiyor kamp dönemi? Biraz bundan bahsedebilir misin bize? İlk günden beri çok güzel bir tempoyla başladık antrenmanlara. Çok güzel bir ilerleyişimiz var. Bir takımdaşlığımız var. Birbirimizi daha çok tanımaya başladık. Alışmaya başladık. Arkadaşlarımızla bir kaynaşma süreci vardı. Bunu atlattık. Her şey yolunda. İdmanlarımızın temposu çok güzel. Şu an hazırlık maçları dönemine geldik. Bugün de bir hazırlık maçımız var. Bakalım inşallah istediğimiz performansı yakalayıp takım halinde lige en iyi şekilde hazır olarak girmek istiyoruz. Evet, takıma yeni katılan isimlerden birisin. 6 ayda da takım kaptanlığı yapıyordun. Yılpar Samuspor'da da önemli bir görev üstleniyorsun. Yine takımın önemli bir parçasısın ve takım kaptanlarından birisin. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Buraya ilk geldiğimde de söyledim. Samsun Spor camiası beni heyecanlandırdı. İlk teklif geldiğinden beri. Burada yaşayabileceğim başarıyı, şampiyonluğu hayal ederek geldim. Bunun için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. Samsun Spor camiası olarak bize her türlü imkan sunulmuş durumda burada. Başarıdan başka düşündüğümüz hiçbir şey yok. Eğer bir başarısızlık olacaksa bunun tamamen sorumlusu biz futbolcularızdır. Çünkü bize her türlü desteği veren, her türlü imkanı sunan bir kulüpteyiz. Bunun değerinin farkındayım ben. Arkadaşlarım da farkında. Bu takımı şampiyon yapabilmek için tüm benliğimizle sahada savaşacağız. Ben bunun sözünü zaten ilk geldiğimde vermiştim. Takım arkadaşlarım adına da veriyorum. Biz bu sene ipi göğüsleyeceğiz. Evet, tempolu geçiyor antrenmanlar. Bolu'da bir güç depoladık. Dayanıklılık antrenmanları vardı. Erzurum biraz daha taktik geçiyor. Bugün de bir hazırlık maçımız var. Bolu'da iki hazırlık maçı yapmıştık. Hazırlık maçlarındaki Samspor'un performansını, takımın performansını nasıl görüyorsun? Hazırlık maçları her zaman ölçü değildir bir takım için ama önemlidir. Neler yapıp neler yapamayacağımızı gösterir bize. İki tane hazırlık maçı yaptık bugüne kadar. Daha da çok maç yapmaya ihtiyacımız var. Burada da zaten 3 tane daha yapacağız. Gerçekten ihtiyacımız var. Takım olarak birlikteliği sağlamak adına, uyumu sağlamak adına bu maçlar bizim için önem arz ediyor. Skordan çok birlikte oynayabilmek, birbirimize alışabilmek, tanıyabilmek oyuncu karakterlerini. Bu çok önemli. Ne yapabildiğimizi görmek çok önemli. Skor bizim için tabii ki ikinci planda. Hazırlık maçlarında istediğin kadar galip gel. Önemli olan sahaya ne verdiğindir veya mağlup ol sahaya ne verdiğindir. Lig maçlarındaki sonuçlar önemlidir. O yüzden tabii ki kimse kaybetmek için maça çıkmaz. Ama biz oyuncu karakterimizi, oyun yapımızı, oyun felsefemizi, hocamızın bize gösterdiği oyun anlayışını sahaya yansıtmakla mükellefiz şu an. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ama yine de galip gelmek her koşulda iyidir. Tabii ki kazanmak için oynayacağız. Ama dediğim gibi önemli şey bizim için burada hocamızın istediğini sahaya yansıtabilmek. Evet, İrfan Hoca da takımda yeni, onun da antrenmanlardaki enerjisini, performansını görüyoruz. Çok hırslı, arzulu, coşkulu bir teknik adamla çalışıyorsunuz. Bu size nasıl yansıyor? Tabii ki bu tip hocalarla çalışmak artı motive eder futbolcuyu. Çünkü onun dediğiniz gibi hırsı, azmi, coşkusu ister istemez size de yansıyor. Siz de aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyorsunuz. O yüzden yani hocamız bu konuda gayet başarılı. İçten gelen bir şey bu. Bunu zaten yapmacık kimse yapamaz. İnsanın içinde olması gerekiyor. O yüzden hocanın bize, hocanın bu sağ dışındaki bu karakteri bize olumlu şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet, artık zaman da daralıyor. Ligin başlamasına da kısa bir zaman kaldı. 1 Eylül'de Gümüşhane deplasmanıyla start veriyoruz. Evet. İlk maç için yorumun, deplasmanda Gümüşhane ile oynayacağız. Evet. Neler söyleyeceğiz? Kendi açıma ben çok heyecanlıyım. Bir an önce Samsunspor formasını giyip başarılar yakalamak istiyorum. Sabırsızlanıyorum açıkçası. İlk maçımız deplasmanda Gümüşhane'de. Bizim için artık içeride dışarıda hiçbir şey fark etmiyor. Biz Samsunspor'uz. Her zaman kazanmak için oynayacağız. Öyle bir bahanemiz yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Dışarıda, içeride. Dışarıda da galip geleceğiz. İçeride de galip. Tabii ki geri gelecek. Belki bir puan gerekecek. Bir puan iyi olacak bizim için ama amacımız, hedefimiz, odağımız tamamen
galip gelmek üzerine, tamamen şampiyonluk üzerine. İlk maç içinde oradan 3 puanla dönmeyi umut ediyorum. Evet, son olarak taraftarlarımıza nasıl bir mesaj verirsin? Onlar da sabırsızlanıyorlar. Sabırspor'u sahada görmek, bir an önce maçların başlamasını onlar da sabırsızlıkla bekliyor. Evet. Taraftarlarımıza buradan ne tür bir mesajın olur? Savaşan ve mücadele eden bir takım görecekler sahada her zaman. Her zaman galibiyet için oynayan, her zaman başarı için oynayan bir takım görecekler. Eskaza, yanlışlıkla mağlubiyet durumunda veya beraberlik durumunda bile bizi alkışlayacak bir pozisyona geleceğiz biz. Çünkü sahada her şeyimizi vereceğiz. Bütün mücadelemizi vereceğiz. Bazen her şeyini yaparsın, top girmez, şans faktörü vardır. Ama kötü günümüzde bile bizi alkışlayacaklarından eminim. Her zaman bize destek olsunlar. Mücadelemizde yanımızda olsunlar, bize inansınlar, güvensinler. Biz bu sene bu işi başaracağız. Evet. Ferhat, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Güzel mesajlar verdin. Programımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, bir birebir programının daha sonuna geldik. Bugün Ferhat Çulcuoğlu'ydu konuğumuz. Kendisinin saha içerisindeki performansı, azmi, hırsı sözlerine de yansıdı. Umarım bu sezon hep birlikte bu ipi göğüsleyeceğiz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.